Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsın hocam? İyiyim, sen nasılsın? Hocam süperim. Bugün dışarıda görüyorum ya, seni. Ya müthiş, hava da güzel. Hava güzel, attın dışarı kendini. Attık dışarı kendimizi. Arkamızda Boğaz. Sarayburnu'ndayız. Önümüzde Topkapı Sarayı. Kesinlikle. Artık tarihe adım attık hocam. Evet. Tarihin izinde devam ediyoruz. Kesinlikle. Peki bugün ne konuşacağız hocam? Recep'ciğim bugün... Oğlum... Hayır. Ey Allah'ım ya. Hocam canlı izleyicilerin oldu. Bir anda abi çekiyoruz abi. Recep'ciğim çekiyoruz böyle hemen. Tarih seviyor hocam herkes. Bugün ne konuşuyoruz hocam? Recep'ciğim bugün aslında İttihat Terakki'yi konuşacağız. Onun yani İttihat Terakki tarihinin yani dönüm noktalarından Baba Ali İsyan'ın geçtiği yerlere gideceğiz. Ama öncesinde İttihat Terakki'nin yani tam doğduğu bina olarak değil ama oradan yetişen öğrenciler tarafından kurulduğunu biliyoruz. Mektebi Kutbiye-i Şahane. Onu böyle çaprazdan böyle gören tam oradayız. Ki göreceğiz. Göreceğiz yani onu inşallah. Recep'ciğim burası Sarayburnu. Evet hocam. Ya şu denizin dili olsa da konuşsa. Hocam hakikaten burada tarihi hissediyorsun. Yani aynen öyle. Yani buranın çok önemli bir hatırası var biliyor musunuz? Nefi'yi bilir misiniz? Şair. Bilirim. Bilirsin de bilirsin sen. İsmen biliyorum. Bizim edebiyat tarihimizde Nefi kadar önüne geleni padişah dahil hicveden, yani hicivle eleştiren ama esnek eleştiren, çok sert eleştiren, yani Nefi kadar başka ikinci bir şair tanımam yani. Burada mı yaşıyor? Bu İstanbul'da tabii. Aslında Erzurum'da oldu ama burada Ömer Nefi yani ben adaşım benim. İstanbul'da hatta Divan-ı Hümayun katipliğinde falan görev almış bir adam. Yani o kadar sivri dilli ki eleştirmekten kendini alamıyor yani. O yani dili duramıyor. Kendi ifadeleri bu. Şiirlerinden anlıyoruz. Padişah bile eleştiriyor. Vezir-i Azam eleştiriyor. Adamı en son Vezir-i Azam Bayrampaşa'nın kumpasıyla öldürüyorlar. Buradan atıyorlar denize biliyor musun? Buradan saray bundan. Ya saray bundan atıyorlar. Yani o yüzden buradan her geçişte aklımıza Nefi'ye bir rahmet yani. Ve Nefi'yi okuyoruz arkadaşlar. Evet. Nefi'nin hicif şiirleri. Açıcım. Tavsiye ederim. Şimdi biz konumuza dönelim hocam. Baba Ali konusunu biz bu arada bir konuda bir videomuza işlemiştik ama çok detaylı değildi. Çok kısa geçmiştik. Evet. Şimdi İttihat Terakki ne biliyor musun Recep'ciğim? 1889'da bina olarak değil ama arkada gördüğümüz Mektebi Şahane'de okuyan 4 öğrenci tarafından kurulan bir organizasyon. Bunların başını İbrahim Temo çekiyor. Arnavut, İbrahim Temo, İshak Sukuti, Abdullah Cevdet ve Mehmet Reşit. Bu 4 tane kafadar 1889'da Abdülhamit karşıtlığı üzerinden bunlar hepsi öğrenci bir araya geliyorlar. Gizli bir cemiyet kuruyorlar. Adı önce de farklı sonra İttihat Terakki olacak. Bunun çıkış kaynağı Abdülhamit karşıtlığı Recep'ciğim. Ama örgütlenme tarzına baktığın zaman İtalyan Carbonari Cemiyeti var. O da gizli bir cemiyet. Ondan biraz esinlenilen durumlar var ama daha çok İttihat Terakki'nin yapısı Bulgar komitacıları aslında örnek alıyor. Biraz da Masonik örgütlenme var. Yani anlayacağın İttihat Terakki gizli bir oluşum. Osmanlı'da 1889 Abdülhamit devrinde kuruluyor. İtalyan bir tane örgütten de öykünüyor. Ondan nasıl haberleri var ki? Bak İbrahim Temo'nun oraya gittiği söylenir. Yani o bölgede o cemiyetle bağlantı kurduğu söylenir. Onların örgütlenme şemasını oradan kopyaladığı söylenir. Yani herkesin mesela bir numarası var. Sınıf numarası var. Mesela diyelim Recep senin 1/2. Yani sen birinci sınıfın 2 nolu elemanısın. İşte Ayşe diyelim 1/3, birinci sınıfın 3 nolu elemanı herkese böyle isimler veriyor da gizli gizli. Özellikle harp okulunda inanılmaz gizli örgütleniyorlar yani. İşte bu örgüt 1908'e geldiğimizde Abdülhamit'e meşrutiyeti ilan ettirecek kadar ordunun içinde özellikle Selanik'te inanılmaz güçleniyor. Bak bunun altını çiziyoruz. Neden Selanik? Neden? Çünkü orası batıya açılan pencere gibi. Doğru. Hatta iddiatçılar şöyle diyorlar Selanik'e. Kabe-i Hürriyet diyorlar. Ne demek? Hürriyetin Kabe'si. Evet. Bak Kabe-i Hürriyet diyorlar. İstanbul'a ne diyorlar biliyor musun? Kahve mizası. Gerçekten. İstanbul'a da kahve mizası diyorlar. Burada önemli bir nokta var. Nedir hocam? Sadece ordunun içinde değil ama. Adamların örgütleniş tarzı var ya yani. Herhalde filmlere, doktora tezlerine, kitaplara konu olacak kadar ilginç Recep. Ne yapmışlar biliyor musun? Tüm toplumun kılcal damarlarına, özellikle 1908 sonrasında tüm kılcal damarlarına böyle adeta nüfuz etmişler. Ne yaparak biliyor musun? Cemiyetler kurarak, spor dernekleri kurarak, esnaf teşkilatları kurarak, mesela Türk ocaklarını kurarak her alanda. Abi biz zaten şey biliyoruz. Selanik'te o dönem evet. Okur yazar oranı da fazla. Halk okuyor. Bravo. O yüzden de etkili olabiliyorlar. Kesinlikle. Yani. Onun da rolü var. Ama orada daha çok batıdan gelen fikirlere açık geleceğim. Orada o yüzden bir mayalanma oluşuyor yani. Şimdi bunun bir sürü yapılanması var. Üst düzey teşkilatı var yöneticiler işte. Daha sonra Enver Paşalar, Cemal Paşalar, Talat Paşalar, Kara Kemaller, Sait Halim Paşalar, Fethi Okyarlar, hatta bir ara Mustafa Kemal, üst tabaka harp okulu mezunları. Hepsi Abdülhamit karşılığı olarak. Yani biz sanki paralel devlet mekanizması gibi evet. Örgütlüyorlar ama alt tarafta var ya en önemli unsur ne biliyor musun Recep'ciğim?
Fedailer. Fedailer mi? Evet, fedai bir grup var. Teşkilatın bir emriyle hareket edecek. Teşkilatın bir emriyle tırnak içinde teşkilata karşı olan bir kişiyi öldürecek kadar organize olabilecek bir fedai grubu var. Mesela bunların başına Yakup Çemir geliyor. İzmitli Mümtaz, Sapancalı Hakkı, Kuşçubaşı Eşref, Kuşçubaşı Nail, Filimeli Hilmi, yani bunların her biri var ya, efsane olmuş isimler Osmanlı tarihinin o meşrutiyet döneminde. Bir nevi Kurtlar Vadisi gibi yani. Kurtlar Vadisi gibi yani. İttihat Terakki'nin bizim yakın tarihimizdeki, yani bize diyorum, yani Cumhuriyet'e intikal eden önemli bir noktası var hocam. Orası bir laboratuvar gibi. Mesela ordu yapılanmasıyla ilişkisi var. Yani mesela sen diyelim orduda görebilirsin, aynı zamanda cemiyette görebilirsin. Bunun orduya yansımaları var. Sonraki dönemlerde mesela yine birazdan değiniriz. Farklı gruplar oluşuyor buna karşı. Yani Osmanlı Devleti'nin 1908 meşrutiyet sonrası dönem, yani tam bir cücuna. 1908'de meşrutiyet ilan edildikten sonra İttihat Terakki tam olarak iktidara gelemiyor Recepciğim. Yani şöyle, mecliste çoğunluğu falan sağlıyor ama tüm hükümetlere hakim olamıyor. Hala böyle eski Abdülhamit döneminin işte Said Paşa gibi, Kamil Paşa gibi sadrazamlar hükümete geliyor. Ama İttihat Terakkiciler burada tam böyle etkin olamıyorlar. 1912'ye doğru, aşağı yukarı 1912'den sonra yavaş yavaş etkin olacaklar. Ama bak, bu arada İttihat Terakki'nin ordu içinde nüfuzunun gittikçe artmasıyla özellikle muhalif kesimi dışlaması, hatta İttihat Terakkici değilsen atama alamaman, rütbenin yükselmemesi gibi sebeplerle 1912 yılında İttihat Terakki'ye karşı olarak ordunun içinde başka bir oluşum meydana geliyor. Biz buna halasker zabitan diyoruz. Kurtarıcı subaylar. Ordunun içinde iki grup var. Bir İttihatçılar, iki halasker zabitan. Sen diyelim ordunun içinde İttihat Terakkicisin. Partin belli İttihat Terakki. Öbürü halasker zabitan. O da Hürriyet ve İtiraf Fırkası diye bir parti var. O da ona bağlı. Hatta bu ikisinin kıyafetleri bile farklı, takıldıkları mekanlar bile farklı. Yani o kadar bir ayrışma oluyor ordunun içinde ya. 1912'ye geldiğimizde. Ve birbirlerini yok etmek için ölümüne bir savaş. Abi bu savaş böyle şey yani. Açıktan açığa olan bir şey değil aslında, gizliden gizliye değil mi? Şimdi bak, çok da gizli değil aslında Recepciğim. Biraz sonra Bağbali baskınını yerinde anlatacağız ya, o zaman ayyuka çıkacak. İttihat Terakki'nin tarihinde, hatta bizim yakın dönem tarihimizde çok önemli bir viraj. Bağbali baskının olduğu yere gideceğiz. Modern Türk tarihinin ilk askeri darbesidir. Güzel. Bu arada da bu tarz videoları eğer daha çok evet, sevdilerse devam edebiliriz dışarıda çekmeye. Evet, kesinlikle. Yerinde çekmeye. Evet. Kanala da abone olsun. Sorunu başlayabilirsek Recep'cim hepsini yapacağız. Bayağı zor oldu ama evet, sevdilerse devam edebiliriz. Evet, tabii ki her zaman beğensinler, videomuzu paylaşsınlar. Burası Bağbali. Şimdiki İstanbul Valiliği. Evet, İstanbul. Yani aslında Bağbali. Şöyle, burası komple Bağbali semt olarak. Arkada görmüş olduğumuz yer İstanbul Valiliği. Burası eskiden Osmanlı Bağbali dediğimiz, yani yüksek kapı demek. Yani Osmanlı sadareti burası. Sadaret de biliyor musun? Sanki başbakanlık gibi Recep'ciğim. Yani devletin bir padişahı var, o sarayda oturuyor ama yönetim mekanizması burada. Hani bizim. Burası eskiden başbakanlık. Evet, başbakanlık gibiydi yani. Sadaret diyoruz yani. Sadrazam buradaydı. Bakanlar kurulu falan burada toplanırdı mesela. Yani meşrutiyet döneminde özellikle. Meclis ayrı bir yerdeydi. Hükümet konağı ayrı bir yer. Burası hükümet konağı gibiydi yani. Burasının adı da Bağbali. Bağbali ne demek anlamı? Yüksek kapı demek. Ama şöyle, önce bu Bağbali'den biraz bahsedelim istersen Recep'ciğim. Nedir hocam Bağbali? Bağbali yani mesela tarihte şöyle baktığımızda, örnek vereyim mesela. Bugün moda dendiğinde aklınıza neresi geliyor? Paris değil mi? Örnek vereyim mesela. Borsa dendiğinde işte Wall Street geliyor değil mi? Mesela eğlence Los Angeles geliyor. Örnek vereyim. Yani simgeleşmiştir değil mi? Burası da basın yayınla simgeleşmiştir Bağbali. Osmanlı'nın hala öyle. Evet. Ya şu an tek tük kitabevi var ama tabii Osmanlı'nın son döneminde, Cumhuriyet işte 1990'lara kadar burası İstanbul'un yayın merkeziydi. Ve gazeteler hep buradaydı. Özellikle yani son dönem itibariyle mesela Tanin, İttihat Terakki'nin ünlü gazetesi Tanin binası şu, bu hat üzerindeydi mesela. Tasvir-i Efkar ileride sağdaydı mesela. Yani burası sadayet makamı olduğu için tabii haberler burada. Burası bizim için ne önemli biliyor musun? Burası modern dönemin, yani yakın dönemin ilk askeri darbesinin olduğu yer. Bağbali baskınından bahsedeceğim. Doğru, şimdi doğru. Direkt olaya girelim. Bağbali baskını ne biliyor musun? 1912'nin sonlarına geldiğimizde biz Balkan Savaşı'nı kaybetmiş, Edirne dahil yani birçok toprağımız elden çıkmıştı. Avrupalı devletler bize bir nota vermişler. Demişlerdi ki Edirne'yi ya bırakın, bize bırakın. Bunun konuşulduğu günlerdi yani 1912'nin sonları. İttihat Terakkiciler son derece rahatsızdılar bu durumdan. Çünkü tam olarak devlete hakim değillerdi. Said Paşa kabinesi vardı. Kabine kendilerinden değildi. İttihatçılar şöyle düşünmeye başladılar. Dediler ki biz bir şekilde yönetime el koyup
Edirne'nin düşmana verilmesini engellemeliyiz. Bunun için hemen şu ileride Vefa'da Emin Beşe'nin evinde bir toplantı gerçekleştirdiler. Sonra arkasında bir toplantı daha, iki toplantı gerçekleştirildi. Kimler var biliyor musun? Bildiğin böyle Şampiyonlar Ligi gibi. Bütün ağır toplar orada. Fethi Okyar'dan tut, Enver Paşa, İzmitli Mümtaz, Sapancalı Hakkı, bütün o fedailer, Said Halim Paşa, Talat Paşa, yani bütün o üst düzey terakki erkanı orada. Ve karar şu, hükümete bir baskın yapacağız. Devireceğiz. Devireceğiz. Enver Paşa yanına alacak fedaileri Babali'ye doğru gidecek. 23 Ocak 1913'te plan gerçekleşiyor. Bizim Enver Paşa hemen Şeref Sokağı'nda biraz sonra gösteririz. Merkezi Umumi'nin önüne iniyor. Beyaz bir kır bir ata biniyor. Yanına işte Yakup Cemil, İzmitli Mümtaz, Filibeli Hilmi, Mustafa Reşit bu gibi Sapancalı Hakkı bu gibi fedaileri alarak Şeref Sokağı'ndan Bağbaya'ya doğru yürüyor. Tam Maarif Müdürlüğü var o gün. Onun oraya Bağbaya'ya dönerken o köşede Ömer Naci yaşasın hürriyet, yaşasın İttihat Terakki, yaşasın Türk milleti falan gibi böyle sloganlar atıyor. Hükümetimiz Edirne'yi vermeye çalışıyor. Onu engellemeliyiz ahali diye. Herkes oraya toplamaya çalışıyor. Biraz önce gösterdik. Talat Paşa Meseret Kıraathanesi'nden topladığı adamları Bağbaya'ya doğru çıkartıyor. Oraya doğru herkes kümelenmeye başlıyor. Bu arada ilginç bir şey var. Nedir hocam? Bizim Enver Paşa diyor ki önceden plana göre demişler ki Enver Paşa'ya ordu da sizin yanınızda. Yani ordu da bu baskında rol alacak. Peki ordu geliyor mu? İşte he, tam oraya bir bakıyor ki ordu falan yok. Daha da sonunda 50-60 kişi var. Biraz da bir top halk var. Ömer Naci orada bağırıyor. Yanındaki de diyor ki Enver Paşa. Ulan yaktınız beni diyor. Hani nerede ordu diyor. Ordu yok diyor. Ama artık geri dönüşü yok. Ok yaydan çıktı Recep. Bağbali'ye doğru iniyorlar. Çok enteresandı. Bağbali'de o sırada ne oldu? Bağbali o sırada toplantı halinde, tamam mı? Uşak taburu var. Yani Bağbali'yi koruyan Uşak taburu var. Onun başkanının da iddia terakki olmasından dolayı Uşak taburu hiç sesini çıkarmıyor. Enver Paşa geliyor. Selam dur diyor. Adam selam duruyorlar. Enver Paşa pat diye içeri giriyor. Davetsiz misafir gibi giriyorlar öyle. Ya da böyle hiç sorun yaşamıyorlar. Kapıda işte birkaç tane asker engelleme çalışıyor ama sonuç olarak Uşak taburu İttihat Terakkiçilerin kontrolünde olduğu için hiçbir sorun yaşamadan içeri giriyorlar. Bu da çok ilginç bir olaydır yani. İçeri girer girmez tabii orada bir panik başlıyor, ne oluyor falan diye. Tam o esnada Nazım Paşa, savunma bakanı odasından çıkıyor, ne oluyor falan diyor. O arada Yakup Cemil çekiyor silahını şak diye savunma bakanını, yani Osmanlı'nın savunma bakanını öldürüyor. Kim Nazım Paşa'yı öldürüyor. Şimdi güzel soru. Böyle bir plan yoktu. Anlatılanlara göre şöyle. Enver Paşa'nın bir an Yakup Cemil'e bakıp ne yaptın birader dediği söyledi. Nazım Paşa ile iddiaçıların anlaştığı bu hükümet darbesini yaptıktan sonra Nazım Paşa'yı sadarat makamına, yani sadrazam yapacakları önceden bir anlaşma oldu ama bu işi biraz sessiz sedasız yapmaları gerektiğini Nazım Paşa'nın söylediği söyleniyor. Dolayısıyla o gürültü, o kaos ortamı Nazım Paşa'yı ürkütmüş olmalı ki o şekilde dışarı çıkıyor. Yani Yakup Cemil'in bir niyeti var mıydı? Yok, Yakup Cemil'in en başta böyle bir niyeti yok ama o anki panik esnasında onu vurmuş olabilir. Yani bir de dönüp Enver Paşa şöyle dediği söylenir mesela. Bunlar ancak bu dilden anlar paşam. Yani anlatabildim mi? Böyle bir adam Yakup Cemil yani. Sonra o kaos ortamını tabii diğer fedailerden Mustafa Reşit de hayatını kaybeder o arbede içerisinde. Biz tam bu esnada Enver Paşa'yı üst kata çıkıp Kamil Paşa'nın sadrazam odasına girip imzala, istifa dilekçesini imzala dediğini biliyoruz. Hemen tabii korkuyor. O zaman Kamil Paşa da 80 küsur yaşında, tamam mı? Yani çocuğu yaşında Enver Paşa. Ona şöyle diyor. Evladım panik yok, sakin falan. Onu sükrete davet ediyor mu? Enver Paşa çok kararlı. Hemen istifanı yaz. Kamil Paşa alıyor eline Recep Pehlevi kağıdı. Askerin istemesinden dolayı görevimden ayrı. Hayır, asker değil. Halkın istemesinden dolayı yazıyor diyor. Adamcağız tamam biraz yazıyorum diyerek onu da oraya ekliyor. Yani anlayacağın Kamil Paşa istifasını yazıyor. Enver Paşa'ya veriyor. Enver Paşa yanına Yakup Cemil'i alıyor. Arabaya atladığı gibi doğru Dolmabahçe Sarayı'na padişahın huzuruna çıkıyor. Diyor Yakup Cemil de orada mı? Evet, Yakup Cemil'le beraber padişahın huzuruna çıkıyorlar. Halk Kamil Paşa hükümetini devirdi diyorlar. Padişah zaten biliyorsun o zaman Mehmet Reşat çok etkili değil. Onaylıyor ve İttihat Terakkiçilerin istediği kişi Mahmut Şevket Paşa sadrazamlık makamına getiriliyor. Böylece iddiaçılar hasta kazanıyor. Kazanıyorlar. Yani hükümete darbe yapıyorlar. Kamil Paşa hükümetini düşürüyorlar. Kendi adamlarını başa getiriyorlar. Bitmiyor. İçişleri Bakanı Talat Paşa oluyor. Polis müdürü yine iddiaçların önemli bir ismi Azmi Efendi. Azmi oluyor. İstanbul güvenliğini sağlayan kişi Cemal Paşa oluyor. İstanbul muhafızlığına Cemal Paşa geliyor. Anlayacağın iddiaçılar artık hükümete el koyuyorlar Cemil. Yakup Cemil'e ne oluyor? Burada bak, Yakup Cemil gerçekten kilit rolde biliyor musun? Dedik ya İttihat Terakki'nin fedaileri var diye. İşte onların başına Yakup Cemil geliyor. Ömer Naci Ömer Naci anılarında diyor ki Yakup Cemil'le ilgili. İttihat Terakki diyor 40 tane Mecnun'dan oluşan bir heyettir diyor. Çok edip bir şahsiyet, tamam mı? 40 tane Mecnun'dan oluşan bir heyettir diyor. Niye öyle diyor? Bunların
Aklül Mecanin, Mecnunların aklı Talat Paşa'dır. Seyfül Mecanin, yani Mecnunların kılıcı Enver Paşa'dır. Kalemül Mecanin, yani Mecnunların kalemi Hüseyin Cahit'tir. Kitabül Mecanin, yani Mecnunların kitabı Ziya Gökalp'tir. Hesabül Mecanin, Kara Kemal'dir. Mecnunül Mecanin, Yakup Cemil. Mecnun Mecanin ne demek? Mecnunların Mecnunudur yani. Zaten Yakup Cemil evet. için böyle deli yakıştırması çok yaparlar. Aynen. Mecnunların Mecnunu diyor. Yani Yakup Cemil gerçekten ilginç bir şahsiyet Recepciğim. Yani öyle kilit rolde ki tabii gidiyor Nazım Paşa'yı vuruyor falan filan. Birinci Dünya Savaşı'nın yıllarında 1916'da devlet batmak üzere bütün cepheleri kaybediyoruz. Yakup Cemil'in böyle düşünmeye başladığını biz biliyoruz. Yani bu Enver Paşa, bu İttihat Terakki hükümetini devirmek lazım. Ya bunlar memleketi batırdılar. Enver Paşa'nın adamıydı. Enver Paşa'nın adamıydı ama Enver Paşa'nın yerine Atatürk'ü getirmek istediği falan, hani Mustafa Kemal Paşa'yı getirmek istediği falan söylenir ama o biraz safsata. Burada asıl kritik rol şu, hükümeti devirmek ister. 1916'da bak, dikkat, kendi adamlarının hükümetini devirmek ister. Niye öyle bir değişim oluyor? Musun? Savaş diyor, kaybediyoruz diyor, bunlar bir şey yapmıyorlar diyor. Hmm. Hatta gidip bunu şeye söylüyor Recep, Enver Paşa'ya söylüyor, Enver Paşa diyor ki, kardeşim yani nasıl mümkün böyle bir şey diyerek onu başından savuyor. Hatta onu ta Erzurum'a falan Kafkas cephesine görevlendiriyor. Yani uzaklaşsın falan gitsin diye yine geliyor Yakup Cemil. Ve bunu sağda solda herkese söylüyor. Göstereceğiz biraz sonra. Mesret Kıraathanesi var ya Recepciğim. Özellikle orada ulu orta konuşuyor. Hükümeti devireceğim falan böyle arkadaşlara falan. Tabii bu haber Talat Paşa'ya gidiyor. Ya Recep Talat Paşa şey gibi değil. Enver Paşa. Enver Paşa gibi değil. Enver Paşa daha kararlı bir adam. Ve Enver ne oluyor Paşa biliyor musun? Sanırım seviyor zaten. Tabii tabii onlar arkadaş zaten. Talat Paşa'nın birazcık tabii burada rolüyle Kara Kemal'in de burada çok ciddi rolü var. Ne oluyor biliyor musun Recep'ciğim? 1916'da Yakup Cemil'i yakalıyorlar. Biraz sonra göstereceğiz. Harbiye Nezaretinin altında Bekir Ağa bölüğüne koyuyorlar. Diyorlar ki sen burada bekle, mahkeme gününü bekle. Onu mahkeme sevk ediyorlar. O arada Yakup Cemil'in diğer İttihat Terakkici arkadaşları sık sık yanına geliyor ve diyorlar ki sakın ha mahkemede yani bir darbe yapacağına falan söyleme. Başın yanar. Bu tabii inanılmaz bir adam. Ben diyor beni ikisi susturamaz söylerim falan diyor. Hakikaten ne oluyor biliyor musun Recep? Divan-ı Örfi kuruluyor. Mahkeme kuruluyor. Yakup Cemil mahkeme huzuruna çıkıyor. Hakim soruyor. O da onaylıyor. Her şeyi onaylıyor. İdama mahkeme. Kağıthane'de, Kağıthane Köprüsü'nün orada bir manga asker koyuyorlar Yakup Cemil'in önüne. Ateş emri veriyorlar ama. Niye kurşuna diziliyor da işte normal idam edilmiyor? Yani İttihat Terakki'nin geleninde böyle bir şey yok Recep. Yok. Kurşun, silah. Evet. Ona el basıyorlar, yemin ediyorlar. O nedenle ip şeyi yok. Ama aslında birçok yerde var ama Osmanlı'da. Burada özellikle bu tarz fedai ve askeri gruplarda genelde kurşunla olur. Hatta bazı bu yani şeref bile addeder yani. Yani. Asılmak daha böyle bir şey ağır gelir. Kötüdür yani. Evet kötüdür. O mangaya ateş emri veriyorlar ama anlatılanlara göre ya orada biraz kafa karışıklığı var ama mangada kimse tetiğe basmıyor. Çünkü karşıda Yakup Cemil var. Yani o bir herkesin... kahraman aslında. Aynen yani. Onların gözünde bir kahraman. Basmıyor ama tabii emir demiri keser Recepciğim. En son basıyorlar. Bu arada... Öyle bu arada hocam evet. Kimse ateş etmiyor. Yakup Cemil kendisi emir veriyor. Evet. Kendisi emir veriyor diyenler ama bir de hiç sigara içmemesine rağmen evet, arka arkaya 3 tane sigara içtiğini söylenir. Ve, hatta şiir var. Evet. Hatta Cemal Süreyya'nın, Atilla İlhan'ın bu konuda şiirleri var. İnanılmaz bir figürdür Recepciğim Yakup Cemil bizim tarihimizde. Sonra bunun torunu adı Yakup Cemil değil ama Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev almıştır. Özellikle Ermeni operasyonlarıyla ilgili. Hocam o Yakup Cemil bu Yakup Cemil değil mi? Şöyle Yakup Cemil'in torunu Yakup Cemil. Recepciğim böylece Yakup Cemil efsanesi Kağıthane Köprüsü'nde sona eriyor. Fakat Yakup Cemil'in efsanesi burada sona erse de bunun şanı yaşamaya devam ediyor. Yakup Cemil bir efsane olarak yaşar. Hatta böyle hocam Kurtlar Vadisi'ndeki yeşilin kesinlikle. Yakup Cemil olduğu aynen, falan söylenir. Aynen. O, onun versiyonu olduğu evet, evet. söylenir falan yani. Evet. Onun enteresan yerine... bir karakter. Hakkında şiirler evet. yazılmış. Evet. Yani aslında belki hikayesi şeyde başladı. İşte o Babali baskınında evet. kendi kararıyla o savunma bakanı öldürmesiyle evet. başladı belki. Yani o kadar atraksiyona girmişti ki. O kadar tehlikeli işlere girmişti ki. Yani bir de sözünü esirgemeyen bir insandı. Dolayısıyla böyle politika bilmezdi. Gözü karaydı. Bu tür adamların sonu genelde böyle bitir. Evet doğru. Şu an bu çekimi nerede yaptık? Burası Nuru Osmaniye Camii. Osmanlı'nın nuru demek. Evet, burasının özelliği ne biliyor musunuz arkadaşlar? Nedir hocam? Barok mimari tarzında yapılan ilk camidir. Burası. Evet. Tamam, yani klasik hocam. Osmanlı mimarisinin değişiğidir tabii. Kıvrımlar farklıdır. Kubbeler farklıdır. Açıları farklıdır. İlk barok mimari tarzı. Yani Avrupai tarzda yapılmış bir camidir. İlktir mesela. Bunun diğer versiyonları Küçük Mecidiye, Ortaköy Camii, Abdülmecit zamanı. Onlar da takip zamanı yapıyor. Yok, bu 1750'ler. Bunu kim yaptı hocam? Bunu 2. Osman bitirdi. İkinci Osman bitirdi. Şu Şeref Sokağı'na gidelim mi? Gidelim İttihat Terakki'nin Merkez Ümumi'de Enver Paşa'nın kır atıyla yürüdüğü sokağa gösterelim mi Recep? Gidelim hocam. Harikasın. Burası Şeref Sokağı. Recepciğim burası işte Merkez Ümumi. Nuri Osmaniye Merkezi İttihat Terakki'nin Merkez Ümumi'sinin bulunduğu sokak burası. Burası Şeref Sokağı. Enver Paşa'nın kır bir ata binip fedailerle beraber
Bağbahane'ye doğru yürüdü. Sokak bu sokak Recep. Biz de yürüyelim o zaman. Evet, biz de yürüyelim. Enver Paşa'nın izindeyiz Recep'ciğim. <Gidiyoruz. gülüyor> Aslında uzun da bir sokak değil mi? Değil değil. Bu burası mesela Tasvir-i Efkar gazetesi var burada. Burası o zamanlar hem gazetelerin hem böyle kulüplerin olduğu yerler buralar. Osmanlı zamanında. Baskına buradan gidiyorlar yani. Evet, buradan geliyor. Evet. Sonra da aşağıdaki o kıraathane, Meseret miydi? Meseret kıraathanesinden de Tahan Paşa geliyor. Tahan Paşa geliyor. Tam o köşede de Ömer Naci var. Halkı karayağına getiriyor. O ya o kadar gaza geliyor ki Recep Şirin Ömer Naci. İhtilal bitiyor tam. Darbe bitiyor. Bitti diyorlar. Hala bağırıyor bu. İçinde kaldı. Ya ama bir şey söyleyeyim mi? Ömer Naci de var ya. Birkaç sene sonra Kerkük'te tüfüsten ölüyor biliyor musun? Hocam ya? Ya şu insanoğlu hayatı ya. Ne garip. Kerkük'tü ta orada savaşırken öldü. Bu yaptığın idamı Enver Paşa o sırada Almanya'daymış. Ha tabii ha Enver bravo. Enver Paşa burada olsaymış o darbe ölüm olayı gerçekleşmeyebilir. Ya çünkü bu Talat'la Kara Kemal'in işi bu. Ya Recep bu arada bir şey söyleyeyim mi? Talat Bey tam bir organizasyon dehasıdır biliyor musun? Bütün İttihat Terakki'nin iç yapılanmasını, örgütlenmesini bizzat yapan Enver şeydir. Talat Paşa. Talat Paşa. Evet. O yüzden ona ne diyor Ömer Naci? Aklül mecanin. Mecnunların aklı. Aklı. Bu arada Ömer Naci kendisine ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Lisanül mecanin. Dili. Evet, Mecnunların dili. Yani gördüğün gibi böyle bir şey. Ama bak burada ilginç olan bir şey daha var. İttihatçılık var ya, bildiğin bir siyasi partiden çok gerçekten siyasi tarikat gibi bir şeydir. Recep'ciğim pekala bu Babali baskınının Türk askeri ve siyasi geleneğinde bir şeyin başladığı o da ne biliyor musun? Bu çok kelepir bir darbe. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Gerçekten çok kelepir bir darbe. Bu arada çok kolay olmuş. Kolay olmuş yani. Çünkü ayarlanmış bazı şeyler. Bir de bu darbe emir komuta zincirine göre yapılan bir darbe değil. Askerinin tepeden yaptığı bir şey değil. Alt kademedeki bir tane yarbayın yaptığı bir darbe. Bu daha sonraki darbelere ilham kaynağı oluyor. Şeyi bilir misin Recep'ciğim? Ne? Talat Aydemir olayını bilir misin? Çok az. Bak Talat Aydemir olayını biliyor musun? Bak bu işte Babali baskını böyle bir şeyin önünü açıyor. Talat Aydemir 1960 darbesinden sonra şöyle düşünüyor Recep. Diyor ki darbe diyor tamamlanmamıştır diyor. Bunlar diyor gittiler diyor İsmet Paşa'ya hükümet yaptılar diyor. Bak Talat Aydemir diyor bunu. Yani 1960 darbesinin tamamlanmamış olduğunu düşünüyor 1961'de. Sonra bak bu Ferhat Okulu'nda bir tane komutan Talat Aydemir. Kendi harbiyeli öğrencileri falan ayağa kaldırıyor. Bayağı bir onları ayaklandırıyor. 1960 darbesini yapanlara karşı olarak darbenin tamamlanmadığına dair bir duyguyla onları indirmeye çalışıyor. İsmet Paşa'ya falan var ya demediğini bırakmıyor. Hatta bütün talebeler harbiye öğrencileri ayaklanarak İsmet Paşa diyor ki onlara seni diyor bir şekilde affederim diyor. Nedir? Eğer diyor bu harbiyeli öğrencilere diyor çekersen geri diyor seni diyor affederim diyor. Hakikaten de anlaşıyorlar Talat Aydemir İsmet Paşa. Talat Aydemir dediğini yapıyor. Aradan geçiyor bir yıl. Abi adam yine rahat durmuyor. Birinci İsmet İnönü'yle anlaşmış olmasına rağmen ikinci kez bir daha ayaklanıyor. Karşı darbe yapmaya çalışıyor. Tabii artık affetmiyorlar Recep. Talat Aydemir'i yakalıyorlar ve idam ediyorlar. Burada lafı nereye getireceğim? İşte bizim bu Babali baskını. Bir küçük subay grubunun yaptığı bu baskın 1961'lerde ilham kaynağı oluyor. Demek ki yapılabiliyor. Yani örnekleri var tarihte. Burada çok ilginç bir şey daha söyleyeyim Recep'ciğim. Talat Aydemir kimin yeğeni biliyor musun? Kimin? Çerkez Ethem'in. Hocam Çerkez. Kız kardeşinin oğlu. Çerkez Ethem. Ve dikkat Çerkez Ethem'le İsmet Paşa zaten eskiden sıkıntılı. Evet. Burada şöyle deniyor yani. Evet, Talat Aydemir'in hani biraz buradan gelen de bir tepkiselliği olabilir ama tabii asıl onun geçmişten derdi. Geçmişten ama asıl dert tabii 1960 darbesinin tam gerçekleşmediğini gidip direkt olarak hükümeti kurmalarını falan eleştiriyor. Yani o onlara karşı ama böyle bir anekdot var. Burada ilginç bir şey söyleyeyim mi Recep? Yakup Cemil de Çerkez. O da Çerkez. O da Çerkez. Bak inanılmaz Recep. Bunun üzerine biraz konuşmak lazım. Çerkezler bizim tarihimizde o kadar önemli rol oynamışlar ki. Çok ilginç yani. Mesela şuradan bak böyle devam etti Recep'ciğim. Şöyle göstersene. Bak buradan indiler aşağıya. Şöyle ilerleyelim. İndiler. Kıratıyla beraber bak şu an böyle geldi. Buradan aşağı doğru bak. Hemen görüyor musun binayı Recep'ciğim? Sağda Ömer Naci bekliyordu. Sağda şu bugün inşaat halinde o binanın önünde Ömer Naci bekliyordu arkadaşlar. Recep'ciğim bu burası Meseret Oteli. Meseret Oteli. Evet. Nedir Meseret Oteli? İttihat Terakki'nin özellikle Babali baskında kullandığı bir yer. Buradan biliyorsun bunun yukarısı Babali. O zamanlık yani o zaman sadaret yani dediğimiz devletin yönetildiği yer. Babali'ye doğru Babali baskınında Talat Paşa'nın burada elemanları toplayıp yukarı doğru baskına destek için gittiğini biz buradan biliyoruz. Burası onların bir anlamda buluşma yeri. Buradan yukarı doğru çıkıyorlar. Şu anda dönerci olmuş. Şu an dönerci olmuş. Ama bak daha da önemlisini söyleyeyim Recep. Burası 1950'lere kadar şairlerin ve ediplerin buluştuğu bir yer. Burada şiir sohbetlerinin yapıldığı, hatta böyle şairlerin birbirine böyle hicvettiği, yani birçok el yazması şiirlerini burada kaleme aldıkları
Burada kimler yok ki yani? Şöyle bir zaman makinesi olsun. Burada Yahya Kemaller, Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Necip Fazıllar tabii. Burası nasıl bugün yani buluşma lokal diyoruz ya lokal. Evet burası tam bir lokal gibidir Recep'ciğim. Meseret Kahvehanesi. Bu Meseret Kahvehanesi ile ilgili detaylı bilgiyi, derli topla yani net bilgiyi bize veren Salah Birsel diye bir yazarımız var. Evet. Çok duayen bir yazar. Onun Kahveler kitabını öneririm bizi izleyenlere. Arkadaşlar evet. Bakıyorsunuz o kitaba ve burası İstanbul Valiliğine giderken. Evet giderken şeyden Sirkeci'den Bağbali'ye giderken. Recep'ciğim. Çok güzel hocam. Bağbali baskınından sonra sadrazamla biliyorsun Mahmut Şevik Paşa geldi. Doğru. Bu Mahmut Şevik Paşa İttihat Terakki'nin adamıydı. Yani onların desteğiyle oraya geldi. Hem Harbiye Nazırlığı yani Savaş Bakanlığı'na hem de sadrazamlığa geldi. Yani iki görevi vardı. Mesaisini ikiye bölerdi genelde. Günün yarısını arkada görmüş olduğumuz bugün İstanbul Üniversitesi olan ama o gün Harbiye Rezanat olan bu binada geçirirdi. Günün diğer yarısını ise biraz önce sözün ettiğimiz Bağbali'de yani Sadrazamlık Makamı'nda geçirirdi. 11 Haziran 1913'te buradan çıktı. Saat 11 civarı falandı. Diğer görevine yani Bağbali'ye gitmek üzereydi. Arabasına bindi. Buradan aşağı inerek divan yoluna doğru geçti. Tam o esnada bir cenaze arabasının olduğu bir bölüm vardı. Orada yol tıkanmıştı. İnsanlar onun etrafına toplanmıştı. Yol daralmıştı yani. Haliyle Mahmut Şevik Paşa'nın arabası da yavaşladı. O esnada büyük bir ateş yağmuru başladı ve Sadrazam Mahmut Şevik Paşa 11 Haziran 1913'te Harbiye Nezaretinden kendi görev yerine giderken öldürüldü. Kim tarafından? Kim tarafından öldürüldü? Bu suikast olayı belirtmesine bir tetkikat başladı. Topal Tevfik diye birisi vardı. O tabii suikastın heyecanıyla sağa sola kaçıştı. En sonunda şu Gedikpaşa'da bir hana girdi. Fakat bir kadın onun nereye girdiğini görmüştü. Polise söylediler ve kıskıvrak onu tuvalette yakaladılar Topal Tevfik'i. Ve Topal Tevfik her şeyi anlattı. Öldürenler Halasker Zabitan grubunun adamlarıydı. Onların tuttuğu adamlardı. Yani biraz önce bahsettiğimiz devletin içerisinde İttihatçılar ve Halasker Zabitan grubu vardı ya. İşte görmüş olduğu gibi bunun bedeli 1913 bir yaz günü Osmanlı Sadrazamı'nın ölümü oldu. Bu olaydan sonra İttihatçılar iktidara tamamen egemen oldular. Soruşturmaları genişlettiler. Birçok kişinin de canı yandı Recep'ciğim bu arada. Yani suçlu suçsuz herkes tutuklandı. Özellikle şu arkada Harbiye Nezaretinin olduğu bölümün altında Bekir Ağa bölüğü diye bir bölük vardı. Orası hapishane gibiydi. Orası ağzına kadar doldu Recep'ciğim. Öyle söyleyeyim. Yani 1913'ten itibaren artık bu Sadrazam Mahmut Şevik Paşa'nın ölümüyle, öldürülmesiyle 1918'e kadar olan, sürecek olan İttihat Terakki dönemi net olarak başlamış oldu. Yani aslında İttihat Terakki dediğimiz dönem 1913 ile 1918 arası Recep'ciğim. Videoyu da bununla bitiriyoruz hocam. Evet. Videomuzu beğenmeyi unutmasınlar arkadaşlar. Konuşmamız istedikleri bir yer varsa hemen onları konuşalım. Evet, beğensinler, paylaşsınlar. Çok uzak olmasın. Yani bu şekilde Recep'ciğim. Güzel hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Recep'ciğim.